Bugün zeytinyağlı lahana dolması yapıyorum. 4 tane soğanı çok ince ince doğradım. Bir küçük su bardağı zeytinyağı koydum. Zeytinyağda dolma fıstıklarını kavurdum. Renk pembeleştikten sonra soğanlarını ilave ettim. Soğanlarını kavurdum. Epey bir kavurduktan sonra daha önce sıcak suda ıslatmış olduğum, 20 dakika ıslatmış olduğum pirinçleri ilave ettim. Kuş üzümlerini ilave ettim. Baharat ve yok. Tuz ve şeker koydum. Şeker ne kadar? Şeker ölçüsü tatlı seviyor bizim ev halkı. Ben 2 çorba kaşığı şeker koydum. En sonunda tuz ve baharatları koyacağım. Ha, şu an tuz yok. Şu anda yok. Lahanamızı ayırmıştık. Çok suda haşladık. Yani 1-2 dakika şöyle yumuşak olana kadar, çok fazla da pişirirseniz pirinçle beraber tekrar pişeceği için güzel olmaz. Hafif sarılabilecek yumuşaklığa geldiği zaman bakın. Nasıl? Evet. İşte ben baharatlarını ocağımızın altını söndürüyorum. Evet. Karabiber, 1 çay kaşığı karabiberimizi ilave ettim. Kaşığı tarçın. Pardon işte. Bol nanemizi de ilave ettik. Bunun için de yaz. Ne kadar güler gözüküyor. Işığınızı çevirelim. Hem ışıkçıyım biliyorsun. Hem yönetmen hem kameraman. Hem rejisör, evet. Hem başka bir görev varsa onunla işte hepsi. Böyle. Evet, buyurun. Şöyle iyi mi? Böyle. Evet, tenceremizin dibine bir yaprak koyayım. O niye? Şöyle yapıyoruz. Mehmet Bey'i açtırdım. Nasılsınız? Anne bir tane bana verir misin? Ne? Yiyeceksin. Evet. Ya ay şey pardon, oruç tutanlara söylemeyeyim. Televizyon yemek programlarında oruç tutmuyorlar ama oruç tutuyor gibi yapıyorlar ya. Çok komik. Yanlışmış mı? Biliyor musun? Evet. Evet. Anne şerbet gibi olmuş. Çok zor. Aşk olsun sen. Tatlı tatlı olsun diyordun. İyi de ben zaten... Anamızı tencereye sıraladık sardıktan sonra. Üstüne bir bardak sıcak su, bir su bardağı sıcak su döktüm. Bir tane düz tabağı ters çevirdim. Her zamanki gibi dolmaları, sarmaların üstüne yaptığımız gibi. Önce bir hızlı ateşte kaynattım. Sonra altını kıstım. Bir bardak suyla mı? Evet. Ama sonuna doğru lahanalarım biraz pişmemişti. Yarım su bardağı daha su istiyordu. Sıcak su ilave ettim. Piştiği anda artık o pişme şeyini siz kendi zevkinize göre ayarlayın. Ve zeytinyağlıları pişirdiğiniz kapta soğutarak dolaba kaldırın. Yani sıcak sıcak boşaltıp kaldırırsanız lezzetli olmaz. Özellikle pişirdiğiniz tencerede soğutun. Sonra ağzı kapalı kapları alıp yanında limon dilimleriyle limonla servis yapın. Afiyet olsun.